Şimdi önce bir fotoğraf gelsin. Meclisten bir fotoğraf. Meclis kulisinden. Sonra Narin'in haberi. Hatırlar mısınız? AK Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu tam da bizler Narin'i ararken veya onun cansız bedenine ulaştığımız günlerde olmalı. Şöyle bir açıklama yapmıştı. Her şeyi konuşamayabiliriz. Bazen bildiğimiz her şeyi söyleyemeyiz. Neden? Tanırız, ederiz, dostumuzdur filan. O aileyi tanırız. Sonra bu açıklamanın ne anlama geldiğini görünce, kamuoyunda büyük bir infial oluşunca kanal kanal dolaşmıştı Ensarioğlu. Hatta ben dün onun ailesinden başka siyasileri aradım. Başka partilerden veya kendi partisinden. Ya bu işin neresinde diye. Bilmiyorlardı, biz de anlamadık dediler. Fakat dün bir fotoğraf, işte bakın bu fotoğraf. Şimdi Galip Ensarioğlu'nu görüyorsunuz. Salim Güran kimdir? Salim Güran, Narin'in, Dersu sağ ol bilgilendirme için de, dilim varmıyor da onun için. Bir amca, yani amca, böyle aile olmaz ya, böyle amca olur mu ya? Yani amca, yeğeni için böyle yüreği titreyen adamdır ya da dayı. Benim yeğenlerim mesela İso amca dediği zaman, İso dayı dediği zaman böyle yüreğim titrer ya. Yüreği titrer insanın. Fakat bu Salim Güran, işte kızın, amca demeyeyim de şöyle diyeyim, Narin'in babasının kardeşi ve muhtar. Bu fotoğrafın da izaha muhtaç olduğunu da ifade etmek isterim. Tamamen tesadüfi normal bir fotoğraf mıdır? Bunu da Galip Ensarioğlu açıklarsa kamuoyu öğrensin. Ben de bundan memnuniyet duyarım. Narin'le ilgili gelişmeler. Narin'in boğazı sıkılarak öldürüldüğü ihtimali adli tıp bulgularıyla güçlendi. Yenge Hediye Güran'ın da tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Ancak ortada hala katili yok. Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan alarak eğer tutmaz deresine götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 10 Eylül'de tutuklanmıştı. Jandarma suç araştırma timi yaklaşık bir hafta sonra yeni deliller bulmak için itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise telefonda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen Tavşantepe İmamı R.K. hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma için iki müfettiş görevlendirilirken imamın yıllık izinde olduğu öğrenildi. İmam R.K. gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra 11 Eylül'de serbest bırakılmıştı. Kabul ve makbul eyle ya Rabbi. El ayrasına kelamul vahim eyle. Gözler bir yandan da şüphelilerin sildikleri WhatsApp yazışmalarında. Yazışmalar geri getirilebilecek mi sorusu Ulaştırma Bakanı'na soruldu. Meta, WhatsApp özellikle şunu söylüyor. Diyor ki biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla biz bunları verme imkanımız yok. Hani vermiyoruz değil, verme imkanımız yok. Narin'in mezarına ziyaretçi akını ise sürüyor. Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atimoğulları mezarı ziyaret etti. DEM Parti olarak sevgili Narin'in katilleri açığa çıkarılana kadar bu soruların yanıtlarını elbette bizlerin yorumları var. Bu yorumlarla biz sadece hareket etmek istemeyiz. Ama hepsinin açığa çıkması için bütün bu sorular yanıtlanana kadar biz bu davanın takipçisi olacağız.